Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir konu anlatım ve soru çözüm videosuyla karşınızdayız. 10 adet videodan oluşacak bu seride konu anlatımı ve soru çözümlerini bulacaksınız sevgili gençler. Sizlere faydalı olmasını istediğim bu serideki kullandığım tamamı kendi el yazımı olan pdf'leri açıklama kısmından indirip dersi benimle beraber işleyebilirsin. Derse başlamadan önce abone olmayı unutma. Haydi derse başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi konu başlığımız türev bu türev e, konusunda önce eğimi anlamamız gerekiyor. Eğimden önce de arkadaşlar bağımsız değişkendeki artma veya azalma gibi değişime karşılık. Yani biz bu değişkene değişken e, x ise buna biz delta x diyeceğiz bu değişime. Tamam? E, buna karşılık bağımlı değişkende yani y'de bir değişiklik olur. Buna da delta y diyelim. Bu iki değişimin oranı yani delta y'nin delta x'e oranı limit durumunda yani bağımsız değişken olarak seçilen x'in sıfıra yakın değişimlerinde biz buna biz bu orana türev diyeceğiz arkadaşlar. Bunu şekil olarak açıklamaya çalışırsak grafik üzerinde bakın. x artı delta x bakın şurada bir x x'imiz var. Burası da x artı delta x dediğimiz yer. Delta x buradaki x'in farkı. Burada da x eksi delta x var. Yani delta x kadar sola kaydırmışız. da x'i küçültmüşüz. Anlaştık mı? Bunlara karşılık fonksiyonda gelecek olan yerler nereler arkadaşlar? Eğer bu fx fonksiyonuysa x'e e karşılık gelen yer burada fx. f x eksi delta x'e karşılık gelen yer burası. Ve e, f, e, x artı delta x'e karşılık gelen yer olarak da burasını söyleyebiliriz. Peki delta x kadar artmada delta x'i sıfıra yakın bir değer olarak düşünürsek arkadaşlar tamam mı? Biz burada ne yapacağız sevgili gençler? Şunu şöyle bir dik üçgen ya, e, şekline getirdiğimiz zaman biz buradaki değişimi yani y'deki değişim şu kısım, x'teki değişim bu kısım olarak adlandırdığımız zaman burayı arkadaşlar bakın f(x artı delta x'ten, yani şuradan, şu değerden, fx'i çıkaracağız. Şurası arkadaşlar, tamam, şuradan. E, bu farkı elde ettikten sonra da x artı delta x'ten de x'i çıkaracağız. Yani şurayı çıkaracağız ve bunları oranlayacağız ve diyeceğiz ki bu delta x dediğimiz değişim sıfıra yakın bir değer olarak düşünürsek yani çok sıfıra çok yakın ve çok az miktarda tamam mı? Mikroskobik par bir parça olarak düşün bu değişimi tamam Gözde görülemeyecek kadar küçük bir değişim yapıyoruz delta x kadar azalmadı da arkadaşlar fx'ten bu sefer bakın fx neresi şurasıydı bu sefer fx'ten neyi çıkaracağız fx eksi delta x'i çıkaracağız ve fark olarak da x'ten x eksi delta x'i çıkardığımız zaman yine delta x olarak kalacak elimizde fark. x eksi x eksi delta x dedik. Limitlerine limit reel sayı ise tabii ki y eşittir fonksiyonunun türevi denir. Peki bu türevler nasıl gösterir sevgili arkadaşlar? y üssü şeklinde gösterilebilir. f üssü x biçiminde gösterilebilir. Ki bunlar y türev ve f türev x diye okunur. dy bölü dx ile gösterilir. Yani burada arkadaşlar y fonksiyonunun x'e göre türevi ya da fx fonksiyonunun x'e göre türevi olarak adlandırılabilir. Bu şekilde türevler gösterilebilir sevgili arkadaşlar. Evet yukarı çıkalım. Bakın az önce belirttiğimiz formülde yani şurada delta x'i sıfıra yaklaştırmamız gerekiyor ya. Yani biz bu delta x'i artık şu şekilde adlandırırsak delta x eşittir h denilirse f türev x'e neler olur arkadaşlar? f türev x eşittir az önce delta x sıfıra gidiyordu şimdi h sıfıra gidecek tabii ki. Alt tarafta bir delta x'imiz kalmıştı bu delta x gördüğümüz yere h yazabiliriz artık. E burada da x artı delta x diyorduk buna da x artı h diyelim eksi f x demiştik. Bu da arkadaşlar limit h sıfıra giderken fx eksi fx eksi fx eksi h'a eşittir. Yani ikinci kısımdaki yere eşittir. Tamam buradaki değişim buradaki değişime eşittir diyebiliriz. Bu da f türev x yani f'in türevi olarak adlandırılabilir. Örnek 5 ile başlayalım. fx eşittir 5 fonksiyonunun türevini sormuş. Şimdi tabii ki türev alma kurallarından bu sabit fonksiyonsa sabit fonksiyonun türevi sıfırdır diyeceğiz ama burada limit tanımıyla türevi uygulayalım. Yani diyeceğiz ki f x artı h eksi f x bölü h diyeceğiz. Tabi h nereye gidecek arkadaşlar? Limit durumunda h sıfıra gidecek. Pekala. Ben bu fonksiyonda bunu yerine yazacağım. Öncelikle f 5 olduğundan arkadaşlar f x artı h ne olacak? O da 5 olacak. 5 eksi 5 bölü h diyeceğiz. Tamam. Bu da ne olacak? 0 bölü h'tan 0'dır diyebileceğiz. İkinci örneğimize baktığımız zaman bu sefer fonksiyonumuz biraz daha komplike. x kare artı 2x artı 1 fonksiyonunun türevini sormuş. Biz yine aynı şeyi uygulayacağız. Yani limit h 0'a giderken f x artı h eksi f x bölü h dememiz gerekiyor. Peki f x artı h burada ne olur? x gördüğümüz yere tabii ki x artı h yazmamız bekleniyor. Yazalım arkadaşlar. Limit limit h sıfıra giderken e, x artı h'ın karesi artı 2 çarpı x artı h artı 1. Eksi fx'imiz neydi arkadaşlar? x kare artı 2x artı 1 bölü dedik. Tamamını neye böleceğiz? h'a. Tamam. Şimdi şu kısımları bir açalım arkadaşlar. Bakın şurayı bir açıyoruz. x artı h'ın karesi nedir? x kare artı 2x h artı h kare artı 2x artı 2h artı 1 eksi x kare Eksi 2 x eksi 1 eksiği de bu durumda dağıtmış olduk içeriye. Bölü h dedik. Peki sonrasında ne olacak sevgili arkadaşlar? Bakın biraz daha aşağı kaydıralım. Limit de bu durumda h sıfıra gidiyor. Tamam. Şimdi yukarıda artı x kare ve eksi x kare var. Artı 2 x ve eksi 2 x var. Artı 1 ve eksi 1 var. Şimdi elimizde, baş... elimizde neler kaldı arkadaşlar? 2xh, h kare ve 2h. Hepsinde h olduğundan h parantezini alırsak 2x artı h artı 2 bölü h kaldı. h sıfıra gittiğinden tabi önce şunları sadeleştirelim. h sıfıra gittiğinden arkadaşlar tabi ki şunlar yok olacaktır artık. h da gitti. Elimizde ne kaldı sadece geriye? 2x artı 2 kaldı. Demek ki buna da artık f türev x diyebiliriz. Yani şu fonksiyonun türevini limit yöntemiyle bu şekilde bulmuş olduk. Tamam. E, limit alma, türev alma kurallarına geçtiğimiz zaman polinomun türevi yardımıyla bu fonksiyonun türevini daha da rahat alacağız. Ama dediğimiz gibi bunlar önemli arkadaşlar. ÖSYM'nin bu tip sorular sorma e, olasılığı da mevcut. Örnek 3. Limit h0'a giderken fx artı 3h eksi fx bölü h ifadesinin eşiti nedir? H sıfıra giderken H bölü 3 de sıfıra gider diye bir not almışız arkadaşlar. Burada ister bunu kullanarak e, bu türevi halledebilirsiniz. Ya da daha kısa bir yöntem olan bakın e, şu şekilde yapılabilir. X ile bakın buradaki X arasında ne kadar bir fark var? 3H kadar fark var. Doğru mu? E peki aslında ben bunu şu şekilde e, isimlendirsem. 3H kadar fark var diye bu 3'ü ben bunun başına atsam ve desem ki artık burada H kadar fark olsa. E, H kadar farklılık e, bir durumda. Biz bu ifade ne diyorduk? f türev x diyorduk. E peki ben bu 3'ü başa atmıştım. Hatırlarsan. 3'ü de koyarsak demek ki bu ifade neye eşitmiş? f türev x'e. Hatırlarsan eğer şurası h olmuş olsaydı fx artı h eksi fx bölü h dediğimiz ifade f türev x'ti. 3 e, h kadar fark varsa artık bunun 3 çarpı f türev x olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Dördüncü örneğimize bakalım. Arkadaşlar h yine nereye gidiyor? Sıfıra x eksi 2 h eksi f x artı 3 h bölü eksi 5 h. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Bak limit h sıfıra giderken f x artı 3 h eksi f x eksi 2 h. Yani yukarıya eksiyle çarptım. Eşitlik bozulmasın diye alt tarafta eksiyle çarparsam burası 5 h olur. Doğru mu? Şimdi bak aynı yukarıda yaptığımız gibi üstteki örnekte yaptığımız gibi. x artı 3 h x eksi 2 h arasında... 5H kadar fark vardır. Altta da 5H kadar fark var. Bu 5'i buraya attım. Bunu da buraya attım. 5 bölü 5'ten 1 geldi. Yani artık burası şunun gibi davranacak. fx artı h eksi fx bölü h gibi davranacak. Limit h sıfıra giderken. E bu neydi arkadaşlar? f türev x'ti. Demek ki bu ifadede kendi başına f türev x'e eşitmiş diyebiliriz. Geçelim sevgili gençler. Evet bir noktadaki türev dedik. Örnek 5 ile devam ediyoruz. Bakın burada e, yine f türev x'i bulduktan sonra bir noktayı yerine yazmamız istenecek. Yani fx eşittir x artı 3'ün 2018. kuvveti demiş bakın burada. Eksi 3'teki türevini bulunuz. Yani burada sorulan as aslında f türev eksi 3. Peki ben bunu şu şekilde bulabilir miyim? Limit x eksi 3'e giderken fx eksi f eksi 3 bölü x eksi eksi 3. Peki burada fx dediğimiz fonksiyon neydi arkadaşlar? Bakın zaten vermiş burada. x artı 3'ün 2018. kuvveti. Yerine yazalım. x artı 3'ün 2018. kuvveti. f 3 nedir arkadaşlar? Eksi 3 yerine yazarsanız. Eksi 3 artı 3 bunun 2018. kuvveti. Yani 0 üzeri 2018. Yani neymiş bu da? 0. Onu da yerine yazdık. 0. Bölü x artı 3 diyeceğiz değil mi? Neden artı 3 oldu? Eksi eksi x artı 3'ün 2018. kuvvetini x artı 3'e bölersek x artı 3'ün 2017. kuvveti gelecek. Peki burada x nereye gidiyordu arkadaşlar? Eksi 3'e. Ben burada x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 3'ün 2017. kuvveti diyeceğiz. Ve bu da ne gelecek? 0 üzeri 2017. Yani cevabımız ne olacak? 0 olacak. Altıncı örnek. Altıncı örnekte yine limitin e, limit yöntemiyle türev almada güzel sorulardan bir tanesi bakın. Ben bunu şu şekilde ayarlayacağım. Limit h sıfıra giderken f h artı 2 eksi f2 bölü h artı artı dedik. Burada da eksi f h eksi 1 artı f eksi 1 bölü h dedik. Şimdi bunun tamamını limit alınacak. Burayı biraz daha düzenleyip limit h sıfıra giderken f h artı 2 eksi f2 bölü h tamam eksiyi koydum şuraya da bir tane daha limit attım limit h sıfıra giderken bakın o eksi şunların eksiziydi aslında eksiyle çarpmış eksiye bölmüş gibi olduk tamam mı yani diyeceğim ki f h eksi 1 eksi f eksi 1 bölü h diyeceğiz peki bu ifade neye eşit olur bakın arkadaşlar f h artı 2 eksi f2 demişiz yani H kadarlık bir değişim olmuş. Altta da H kadar bir değişim var. O halde burası F türev 2'dir. Tamam. Eksi. Şuraya baktığımız zaman da eksi 1 noktasından H kadar uzaklaşılmış ve bu yine H kadar bölünmüş değil mi bu? Yani oranı bulunmuş. O halde bu da nedir? F türev eksi 1'dir. Ama başında ne vardı? Eksi vardı. Onu da koymayı unutmayalım. Cevabımız F türev 2 eksi F türev eksi 1 olacakmış. Geçelim 7. örneğe. Bakın reel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx artı y eşittir fx artı fy artı 2xy ve limit h 0a giderken f h bölü h eşittir 2 olduğuna göre f türev 2 nedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar burada ben f x artı y eksi bakın buradaki f de bu tarafa atarsam tamam mı? Ya da f bu tarafa atalım. Kabul mü? f Eşittir. Ne kalır geriye? Elimizde f y, artı 2 x'ye kalır. Doğru mu? Sonra ben bunu ben bunu arkadaşlar her iki tarafı burada y'ye böleceğim. Her iki tarafı y'ye böldükten sonra elimizde kalan ifade şu olur. Fx artı y eksi f x bölü y eşittir. f y bölü y artı 2 x y y'ye böldüğümüz zaman 2x kalır. Doğru mu? E peki burada ben her iki tarafın limitini alırsam. Limitini alıyorum. Limit y nereye gitsin? Sıfıra gitsin. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Limit y dediğimiz ifade sıfıra gitsin. Limit y sıfıra giderken fx artı y eksi fx bölü y dediğimiz ifade y'yi h gibi düşün. h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. Yani burası ne oldu artık? f türevi x oldu. Değil mi? Eşittir. Limit y sıfıra giderken f y bölü y. Hemen şuraya bakıyoruz. Limit h sıfıra giderken f h bölü h. Benzemiyor mu? Y'leri h yaparsak benziyor. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. 2 artı y sıfıra giderken 2 istediğimiz ifade zaten nedir sevgili arkadaşlar? Ee, burası da 0 olacaktır. Değil mi? Y sıfıra gidiyor çünkü. 2x ifadesi var. Ya da 2x diyebiliriz. F türev x eşittir. 2 artı 2x. Değil mi? Ben burada x'i sıfıra gidiyor gibi düşündüm bir an. Burası bu şekilde kaldı. peki f türev x'i bulduk. 2 artı 2 x'miş. E sonrasında ne olacak? F türev 2'yi sormuş. Yani x gördüğün yere 2 yaz bulduğunu ifade ediyor. F türev x 2 eşittir. 2 artı 2 çarpı 2'den doğru cevap ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 6 olacaktır. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir üstteki konumuzda türev süreklilik ilişkisi. Şimdi diyoruz ki bir fonksiyonun bir noktada türevi olabilmesi için o noktada 1 sürekli olmalı. 2 soldan türev sağdan türev eşit olmalı. İkinci olarak f fonksiyonunun x eşittir a'da sol türevini ben limit x a'ya soldan yaklaşırken fx eksi f a bölü x eksi a olarak tanımlarım ki buna da f türev a'nın solu deriz. f fonksiyonunun x eşittir a'da sağ türevine de fx eksi fa bölü x eksi a diyeceğiz. Buna da f türev a'ya sağdan yaklaşma şeklinde göstereceğiz. f türev a'ya sağdan yaklaşma, f türev a'ya soldan yaklaşmaya eşitse arkadaşlar f türev a tamam mı? ise fonksiyon a noktasında türevlidir. Aksi halde o noktada türev yoktur diyoruz. Yani bizim buradan anlayacağımız sağ türev sol türeve eşitse bu türev vardır diyoruz. Tamam mı? Yani bu fonksiyon bu noktada türevlidir. Aksi halde de yani bunlar birbirine eşit değilse eğer o zaman diyoruz ki türev yoktur. Anlaştık mı? Burada unutmamamız gereken şey bir fonksiyon süreksiz olduğu noktalarda, tanımsız olduğu noktalarda, tanımlı olabileceği en geniş aralığın uç noktalarında türevli değildir asla. Bakın unutmayın. 1. Süreksiz olduğu noktalarda. 2. Tanımsız olduğu noktalarda. 3. Tanımlı olabileceği en geniş aralığın uç noktalarında kesinlikle ama kesinlikle türevli değildir diyoruz. 8. örneğimize bakalım. x kare artı 1 bölü x kare eksi 5 x artı 4 fonksiyonunun türevsiz olduğu x değerlerini sormuş. Ben bu kısmı x'e x diye e ayırırsam ve burayı da eksi 4'e eksi 1 diye ayırırsam arkadaşlar fx fonksiyonu aslında ne olur? x kare artı 1 bölü x eksi 4 çarpı x eksi 1 olur. E peki bir rasyonel fonksiyonu tanımsız yapabilecek değerler nedir? Paydayı sıfır yapan değerler. Paydayı sıfır yapan değerler burada x1 eşittir 4 ve x2 eşittir 1'dir. Ve deriz ki arkadaşlar x1 eşittir 4 ve x2 eşittir 1 noktalarında bu fonksiyonun türevi yoktur diyeceğiz. Neden? Çünkü tanımsız olduğu aralıklarda bir fonksiyonun türevi yoktur demiştik, değil mi? O halde x olduğu e, fonksiyonun türevsiz olduğu x değerlerini sormuştu. 4 ve 1 diyebiliriz biz bu değerlere. 9. örnekte devam edelim. Diyor ki x kare artı 3x eksi 4 bölü x küp artı 3x kare eksi 10x fonksiyonunun türevsiz olduğu x reel sayı değerlerinin toplamını sormuş. Şimdi fx paydanın köklerine tanımsız olduğundan bu noktalarda türevsizdir deyip başlayacağız arkadaşlar. Sadece paydayla ilgileneceğiz. Yani paydamız ne? x küp artı 3x kare eksi 10x. Gelin bunu x parantezine alalım bir. x parantezinde x kare artı 3x eksi 10 mu gelir? Peki burayı sıfır yapan de değer zaten sıfırdır. Bunu biliyoruz. Burayı da x'e x ve artı 5'e eksi 2 diye ayırırsak. Ki çarpımları eksi 10 toplamları artı 3'tür. Buradan da arkadaşlar şuna x1 diyelim. Tamam. x2 dediğimiz değer eksi 5 gelir. x3 dediğimiz değer de 2 gelir. Paydayı sıfır yapan değerlerde değil. Yani bu fonksiyonun, rasyonel fonksiyonun tanımsız olduğu yerlerde türev olmadığından tamam ki türevsiz olduğu değerlerin toplamını sormuştu. O halde 0, eksi 5 ve 2'nin toplamını sormuş bize. 0 artı eksi 5 artı 2 dersek doğru cevabın eksi 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. 10. örnek. Fonksiyonun eksi 1 ile 5 aralığındaki kaç farklı x değeri için türevsiz olduğunu buluruz demiş. Peki arkadaşlar Bakalım şurada yine payda görüyoruz. Bu paydayı sıfırlayan değerler yani x kare eksi 1 eşittir 0 ise x1 eşittir 1 ve x2 eşittir eksi 1 olduğunu görüyoruz. Bu noktalarda kesinlikle ama kesinlikle zaten türev yoktur. Neden? Tanımsız yapar. Tamam mı? Sonrasında ise 5 eksi x dediğimiz değer. 5 eksi x dediğimiz değer sıfırdan büyük olmalı. Yani 5 büyüktür x. Yani x'in 5'ten küçük olması gerekiyor. Tamam mı? Ee, x 5'ten küçük olacaksa eksi 1 ile 5 aralığında kaç farklı x değeri için türevsiz olduğunu bulunuz demişti ya hangi değer için türevsizdir bakın şuradaki uç nokta olan 5 değeri için türevsizdir bu fonksiyon ki buradaki eksi 1'de de zaten türevsizdi eksi 1 o da uç nokta hem de burada zaten paydayı sıfır yapıyor bir de 1 değeri için türevi yoktur diyebiliriz demek ki hangi noktalar için türevsizmiş 1, 5 ikincisi 1 üçüncüsü eksi 1'dir diyebiliriz. Toplamda 3 tane nokta için bu fonksiyonun türevi yoktur denilebilir sevgili arkadaşlar. Devam edelim üstteki soruyla. Örnek 11. Fonksiyonun türevli olduğu çözüm kümesini bulunuz demiş. Öncelikle x artı 5 bölü x kare eksi 9 dediğimiz ifadenin ee ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Kare köklü ifadelerde. Doğru mu? Bunların... Pay kısmının kökü eksi 5. Payda kısmının kökleri eksi 3 ve artı 3 olduğu için eksi 5, eksi 3 ve 3 için bir tablo çizmemiz gerekecek. Tamam. Bu tabloyu oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Zaten paydayı sıfır yapan değerler eşit olmayacak. Ve eksi 5 de buraya dahil olmayacak. Neden eksi 5 buraya dahil olmayacak arkadaşlar? Çünkü karekökün kökün içerisinde sıfır yapan değerden zaten başladığı için bu fonksiyonun da tanım kümesi. Tanım kümesinin uç noktalarında türev yoktu. Bunu unutma. Tamam. Peki neyle başlayacağız? Artıyla. Artı, eksi, artı ve eksi dedik. Nereleri taramamız lazım arkadaşlar? Eksi 5 ile eksi 3 arasını ve 3'ten sonsuza kadar taramamız lazım. Neden? Çünkü sıfırdan büyük diyordu. O halde bizim ilgileneceğimiz aralık hangisiymiş? X elemandır. Eksi 5 ile eksi 3 aralığı birleşim 3 ile artı sonsuz aralığı diyebiliriz sorumuzun cevabına. Evet unutmamamız gerekenler genel olarak mn aralığında türevli açık aralığında türevli x eşittir m noktasında sağdan x eşittir n noktasında soldan türevli olan fonksiyon mn aralığında türevlenebilir yani kapalı aralığında türevlenebilir fonksiyondur. f x eşittir a'da sürekli ve a'nın sağ türevi a'nın sol türevini eşitse f a'da türevlidir demiştik. f'nin x eşittir a'da türevi varsa x eşittir a'da kesinlikle ama kesinlikle süreklidir. F bir noktada sürekli olduğu halde türevi olmayabilir. F sürekli değilse türevli de değildir diyebiliriz. Bunları yalayıp yutmamız lazım arkadaşlar. Ee, bunlar karşımıza çok miktarda ilerideki sorularda fazlasıyla çıkacak diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar 12. örneğe bakalım. Diyor ki fx eşittir 1 bölü x kare eksi 16 ve 1 bölü x eksi 5 bir parçalı fonksiyon. Bu fonksiyonun reel sayılarda türevsiz olduğu kaç tane nokta vardır demiş. Öncelikle parçalanma noktalarını kontrol etmemiz lazım. Yani parçalanma noktası, noktaları dediğimiz şeyler neler arkadaşlar? 3. Peki 3'ü yerine yazdığımız zaman şurada ne gelir? 1 bölü 9 eksi 16'dan. Burası ne, nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 7'dir. 3'ü şurada yerine yazdığımız zaman 1 bölü 3 eksi 5'ten eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi bu fonksiyon 3 noktasında süreksiz olduğu için bu noktada zaten türevsizdir. Yani 3 bizim aradığımız noktalardan bir tanesi. Peki burada paydayı sıfır yapan değerler nedir arkadaşlar? X eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 mi? Ama şöyle de bir durum var. Biz 3'ten küçük aralıkta bakıyoruz bu değerlere. 3'ten küçük aralıklarda baktığımız için eksi 4'ü alırız ama artı 4 değerini almayız. Çünkü 4 dediğimiz sayı 3'ten büyüktür. Burayı sıfır yapan değer de x eşittir 5'tir sevgili arkadaşlar. 5 sayısı da 3'ten daha büyük olduğu için bunu da türevsiz olan noktalar arasına dahil etmemiz gerekiyor. Yani kaç tane nokta vardır diye sormuştu bir tanesi 3. Değil mi? Neden? Çünkü parçalanma noktası olduğundan sürekli olması gerekiyordu bu noktada. Bir tanesi 3 süreksiz olduğu için türevsiz. Diğeri 4 neden paydayı 0 yapıyor? Diğeri de 5 neden paydayı 0 yapıyor? Diyebiliriz. 13. örnek. x kare artı 3 bölü x kare eksi 8 x artı n fonksiyonu daima türevlenebilirse n'nin aralığını bulunuz. Şimdi daima türevleniyorsa demek hiçbir şekilde tanımsız yapan bir değer yok. O halde x kare eksi 8 x artı n'in Hiçbir kökü yokmuş arkadaşlar. Kökü olmayan ikinci dereceden fonksiyonlarda ne diyorduk? Delta'nın sıfırdan küçük olmasını bekliyorduk. O halde delta neydi? B kare eksi 4 ac küçüktür sıfır dersek b'miz eksi 8 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı n sıfırdan küçükse 4n 64'ten büyüktür. En büyüktür 16 diyebiliriz. N'nin aralığını bulunuz demişti. N 16'dan sonsuza kadar olan açık aralıktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçelim 14. sorumuza. 14. sorudan önce bir e, unutma varmış. Fonksiyonun grafiği verildiyse süreksiz olduğu noktalarda kırılma noktalarında yani sivri uçlarda türevi yoktur diyoruz arkadaşlar. 1. Süreksiz olduğu noktalar. 2. Sivri uçlarda. Peki bakalım şuraya. Fonksiyonun türevsiz olduğu noktaları bulunuz demişti. Süreksiz olduğu noktalar burada hangileri var? 1. Eksi 2 var. 2 var. Değil mi? 4 var. Sivri nokta var mı burada? Yok. O halde sadece ama sadece burada eksi 2, 2 ve 4 noktalarında bu fonksiyon türevsizdir diyebiliriz. Geçtik 15. sorumuza. Fonksiyonun eksi 6 ile 6 aralığında kaç tam sayı değeri için türevi yoktur demiş. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle eksi 6 zaten burada açık aralık olarak verildiği için eksi 6 da yoktur diyemeyiz. Çünkü zaten eksi 6 noktasında aramıyoruz. Burada süreksiz olan bir eksi 3 noktası var. Tamam. İkinci olarak bir noktasında süreksiz, üç noktasında süreksiz değil mi? Dört noktasında bu fonksiyon süreksiz. Başka bir noktada süreksizlik var mı arkadaşlar? Yok. O halde kesinlikle ama kesinlikle sarı ile işaretlediğimiz yani eksi 3'te, 1'de, 3'te ve 4 noktalarında e, bu fonksiyonun türevi yoktur denilebilir. Ve son sayfada son sorumuz. Örnek 16. Eksi 3'ten kapalı 8'den açık aralığındaki kaç tam sayı değeri f fonksiyonunun türevi vardır diye sorulmuş bu sefer. Şimdi eksi 3 noktasında zaten türev yok değil mi? Burada bir iki noktamız var. Burada görünmeyen. Bunu çok yapar ÖSYM buna dikkat et. İki noktasında türev vardır arkadaşlar. Çünkü süreksizlik veya bir sivri nokta yok. Ee, burada bir noktası eksi bir noktasında fonksiyonu sivri noktası olduğu için sivri ucu olduğu için e, türevi yoktur. Burada sıfır noktasında e, türev vardır arkadaşlar. Bir noktası kopma noktası olduğu için e, süreksiz olduğu için türev yoktur. 2 noktası süreksiz olduğu için türev yoktur. 3 noktası sivri nokta olduğu için türev yoktur. Burada 4 ve 5 noktaları var. 4 ve 5 noktalarında fonksiyon sürekli olduğu için türevi vardır diyebiliriz. 6 noktası sivri nokta olduğu için türevi yoktur. 7 noktası sürekli bir fonksiyon olduğu için bu noktada türevi vardır diyebiliriz. Hangi noktalarda türevi varmış arkadaşlar? 2, 2, 0 noktasında, 4 noktasında, 5 noktasında. Ve 7 noktasında türevi vardır. 8 noktasında türev aramaya gerek yok. Çünkü zaten 8 açık aralık olarak verilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet bu ders anlatımının bu birinci videonun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci videoda e, türev kısmında türev alma kurallarıyla devam edeceğiz sevgili gençler. Bizi izlemeye devam edin. Umarız size yardımcı olabiliyoruzdur arkadaşlar. Arkadaşlarınıza önermeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşünceye dek bol bol matematik çalışmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.